فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bundan sonra da kim iman eder ve kendini düzeltirse, işte onların gerçekten gelecekten endişe, geçmişten hüzün duymalarına gerek yoktur. Evet. Yani burada neden فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Havf, gelecekten endişe duymak. Hüzün, geçmişten dolayı üzüntü duymak olarak tanımladığımı daha önce bu form, bu ibare geçtiğinde defaatle açıklamıştım ama bir kez daha hatırlatmak isterim. Arap dilinde bu terimler havf mutlaka gelecek için kullanılır, hüzün ise geçmiş için kullanılır da onun için. Tabii burada söylenen bir şey daha var. İnsanın özgür iradesiyle yaptığı seçime ve inanç özgürlüğüne Allah'ın gösterdiği saygıyı görüyoruz. Ne diyor burada? وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz elçilerimizi yalnızca müjdeci ve uyarıcı olsunlar diye göndeririz diyor. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bundan sonra da kim iman eder ve kendini düzeltirse diyor. Yani elçilerimizin görevi sadece uyarmak ve müjdelemek. Artık iman etmek ve kendini düzeltmek bu uyarıya muhatap olanların kendi tercihlerine kalmış bir şey. Bu aynı zamanda Allah'ın insanın irade özgürlüğüne saygısı. Bunun karşılığında tercihinin sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyor. Yani bir ayette hem saygı, hem davet, hem ihtar yer alıyor. Aynı zamanda dediğim gibi tercihinin sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyor. Yine aynı ayet yanlış tercihin cezalandırılacağını ihtar ediyor. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Mesajlarımızı yalanlayan kimselere gelince. يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Onlar yoldan tamamen çıkmaları sebebiyle azaba mahkum olacak. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْد۪ي خَزَائِنُ اللّٰهِ De ki, size ben ne Allah'ın hazineleri bana aittir, وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ Ne de gaybı ben bilirim demiyorum. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٌ Yine size ben bir meleğim de demiyorum. Dikkat buyurun sevgili dostlar. 37. ayette peygamberlerden mucize bekleniyordu değil mi peygamberden? Ona bir atıf burada. Yani neden benden bekliyorsunuz? Ben insan idrakini aşan gaybi gerçeklere muttaliyim mi dedim ki size? Ben bir meleğim mi dedim size? Çok, çok hoş itiraflar bunlar. Kur'an'ın dilinden peygamberin nasıl görülmesi gerektiğine dair çerçeveler çiziliyor. Ayrıca ilahlaştırmaya, peygamberin ilahlaştırılmasına karşı da harika bir uyarı değil mi sizce? Yani onu melekleştirmeyiniz. Bir insanı melekleştirmek nedir? Hiç kusur etmez. İşte melek, melekleştirmek. Bir insanı melekleştirmek nedir? Beşer olmanın tabi doğal sonuçlarını ona yakıştıramamak. Her insanın insan olmaktan dolayı bir takım doğal, fıtri ihtiyaçları vardır. Peygamber de olsa bu böyledir. Dolayısıyla peygamber olunca sanki onun o ihtiyaçlarının olmadığını düşünmek. Peygamber olunca onun sesinin herkesten gür olması gerektiğini söylemek. Onun boyunun herkesten uzun olduğunu söylemek.
Peygamber olunca onun abdestinin temiz olduğunu, onun büyük ve küçük abdestinin tahir olduğunu, temiz olduğunu, hatta şifa olduğunu söylemek. İşte bunlar. Bunlara karşı uyarılıyor aslında. Ben bir melek, meleğim demiyorum diyor. Ben Allah'ın gaybına da muttaliyim demiyorum. Yani insan idrakini aşan bilgilere sahibim demiyorum diyor. Peygamber dilinden Kur'an'a geçmiş bu ibareler. İn ettebi'u illa ma yuha iley. Benim görevim sadece bana indirilene uymaktır. Kul hel yestevil a'ma vel basir. De ki, hiç görmeyenle gören bir olur mu? Efela tetefekkerun. Siz hala düşünmeyecek misiniz? Hakikatleri düşünmeyecek misiniz? Yani ilahi mesajlara kör ve sağır davrananlarla karşıtlarının hayat tasavvurları bir olmaz diyor burada. Öyle değil mi? Kul hel yestevil a'ma vel basir. De ki hiç görmeyenle gören bir olur mu? Burada iki tip insanın duruşu, yaşayışı, hayata bakışı, hatta oturup kalkışı dahi aynı olmaz. Nasıl aynı düşünecekler? Bunlar nasıl aynı gözede buluşacaklar? Bunlar aynı hayat tasavvuruna sahip değiller ki. Birinin başarı dediğine öbürü başarı diyemez. Birinin sevindiğine o sevinemez. Helal haram demeden servet elde eden biri bu serveti bir başarı olarak görebilir. Ama gören biri o amadır. O kördür. Manen kör. Ama gören biri, işin gerçeğini gören biri buna başarı diyemez. Aksine bu acınılacak bir durumdur. Yine istikbal derken, gelecek derken kör biri, ahireti göremeyen biri gelecek derken sadece dünya ile sınırlı bir gelecek der. Ama gören biri istikbal deyince ahireti işin içine katar. Kör biri için başarı dünyevi başarıdır. Ama nasıl olursa olsun, neyin bedeli olursa olsun, imanını, şerefini, onurunu, izzetini, inancını, değerlerini vererek elde etmiş olsa dahi ona başarı adını verebilir. Ama gören biri bu kördür. Gören biri buna başarı diyebilir mi? Bu bir kayıptır. Bu bir hezimettir. Bu korkunç bir yenilgidir. İşte onun için burada iki dünya tasavvuru var. İki alem tasavvuru var. İki hayat tasavvuru var ve bunların davranışları hiçbir zaman bir olmayacaktır. وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Kendilerini ona karşı savunacak bir dost ya da onun katında şefaat edecek birileri olmadan Allah'ın huzuruna çıkmaktan korkanları vahiyle uyar ki ona karşı saygıda kusur etmesinler. Dikkatinizi çekerim. Kendilerini ona karşı savunacak bir dost ya da onun katında şefaat edecek birileri olmadan Allah'ın huzuruna çıkmaktan korkanlar. Yani böyle bir duyguya sahipse, böyle yamuk bir inanca sahipse bu insan belli ki ahirete inanıyor. Allah'ın huzurunda hesap vereceğine de inanıyor. Ama bir aracısız çıkmaktan korkuyor. Bir şefaatçi, bir aracı, belki biraz daha kaba bir ifadeyle bir torpilci arıyor. Onsuz çıkamıyor, çıkmaya korkuyor. Onun için bu ayet müfessirler arasında tartışmaya sebep olmuşsa da hem müminlere hitap eden hem de ahirete iman eden gayrimüslimlere hitap eden bir ayettir. Yani Allah'ın huzuruna aracısız çıkmaktan korkan ve aracı peydahlayan,
bu bana Allah huzurunda yardımcı olacak diyen herkesi içine alıyor. Çok garip. Bu tabii ki ahirete iman duygusuna sahip ama bu imanı deforme etmiş. Bu imana problem bulaştırmış bir insan. Bu iman yaralı bir iman. Hastalıklı bir inanç bu. Onun için ona dikkat çekiyor. Ve bu durumda ne yapılması gerektiğini tabii ki bize aynı zamanda öğretiyor, söylüyor. Yani ahirete inanıyorsanız bu inancınıza böyle bir mikrop karıştırmayın deniliyor. Böyle bir problem karıştırmayın ve hatta bu ayetin bir sonraki ayet bir devamı olarak görüyorum ve hemen okuyalım. وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَهُ Ve Rablerinin rızası uğruna sabah akşam ona yalvaran hiç kimseyi huzurundan kovma. Nasıl bir ilişki kurdunuz ki siz diyeceksiniz bir üstteki ayetle bura arasında. Dostlar, Kur'an süpürücü değildir. Kur'an süpürüp almaz ya da süpürüp atmaz. Onun için burada ahirete imanı olan birinin imanında problem olsa dahi onu ciddiye alıyor Kur'an, dikkate alıyor daha doğrusu. Ve diyor ki, böyle biri ahirete inandığı için, hesap vereceğine inandığı, Allah'a kavuşacağına inandığı için sabah akşam ona yalvarır. Dolayısıyla inançlarında taşıdıkları bu problemlerden ve pürüzlerden dolayı onları bir tarafa atma, itme, süpürme. Yok sayma onları. İşte burada söylenen bu. Onun için de insanların problemlerini, inançlarındaki problemleri ve pürüzleri ayıklamayı tavsiye eden bir ayet bu. Bu problemin çözümüne çalışılmasını öğütler ayet. Süpürülmesini değil, atılmasını değil. Bu bağlamda ayetin anlamının iniş nedeni olarak anlatılan rivayetlerle çok fazla alakasını göremedim ben. Çünkü bu ayeti Abese suresinin ilk ayetlerine benzer bir iniş nedeniyle açıklayan müfessirler var. Yani toplumun alt tabakası, yoksul kesim bu ayetlerin indiği Mekke'deki son yılda Resulullah'a gelmişler. Resulullah Mekkeli aristokratlara ulaşabilmek için, onlarla diyaloğunu kurabilmek için toplumun alt tabakasından kendisine gelen bu insanlara yüz vermemiş sonucunu çıkaracağımız bir takım iniş rivayetleri var ki onları hiç de desteklemiyor ayetin içeriği. Çünkü ayetin içeriğinde toplumun tabakalarına gönderme olacak hiçbir şey yok. Alt katmanda olan, işte yoksullara, yoksul olduklarına dair. Bu ayetin içeriği aslında insanları varsıllıkları ya da yoksulluklarına göre değil, inançlarına göre tabakalandıran bir ayet. Onun için o rivayetleri desteklemediği için ben de o rivayetleri geçiyorum. فَتَدْرُودَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ İşte bundan dolayı onları kovarsan eğer zalimlerden olur. Yani Kur'an süpürmez demiştim sevgili dostlar. Eğer Allah'a kavuşacağına inanıyorsa, eğer öldükten sonra dirileceğine inanıyorsa, ama bu inancında pürüz varsa, siz inancını hedef almayın diyor. Pürüzü hedef alın. Pürüzü gidermeye çalışın. Onları bir tarafa atmayın. Bunu bir kazanım olarak görün ve pürüzü gidermeye çalışın. Kur'an'ın bakış açısı makul olanı, mümkün olanı yapmak yönünde odaklaşmıştır. Yoksa süpürüp atmak ya da süpürüp almak yönünde odaklaşmamıştır. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ İşte bu şekilde insanları birbiriyle sınarız ki, ne demek
bu ayetle yukarıdaki ayetlerin ne gibi bir münasebeti olabilir ki diye soracak olursak, bu şekilde sözcüğü bu münasebeti sağlıyor. Ne şekilde? İnançların çeşitliliği ve insanların algı ve kapasite farklılığı aracılığıyla elbette. Aslında bu ayet şöyle bir gerçeğe delildir. İnançlar temelde aslında aynı idi ve sahihti. Sonradan bozuldu. İnançların bozulmasının, inançların sulanmasının sebebi de neydi? İnsanların algı kabiliyetleri, kapasiteleri farklıydı. Onun için insanlar söylenen aynı hakikatleri söylendiği gibi değil de kendi kapasiteleri, kendi kabiliyetleri kadar aldılar ve algıladılar. Bu da yeryüzünde inançların çeşitlenmesine, kaynağı aynı olduğu halde o inançların birçok inanca dönüşmesine neden oldu. Hatta o ana inançtan, asıl inançtan uzaklaşmalar böyle gerçekleşti. İşte bu ayet ona dikkat çekiyor. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ فَتَنَّا sınadık demektir. Yani insanların bu şekilde insanları birbiriyle sınarız. Hatta fitne etimolojik olarak bir madenin hasını posasından ayırma işlemine verilir. Mesela altın madenini arıtırken, damıtırken maden cevherini, madenin içinde olduğu o kütleden ayırma işlemine fitne ismi verilir. Adeta Rabbimizin de bu ayet-i kerimede ifade ettiği hakikat bu. İnsanları biz böyle birbirinden seçip ayırırız. Ama bu ayrımda kapasitelerinin, kabiliyetlerinin, algılarının hakikati nasıl anladığı en büyük rolü oynar. Onun için sizin size göre hakikat değil de Allah'a göre hakikati esas alın. Yani bu söylenmeli bu ayetin sonunda. Allah'a göre nerede durduğunuzu araştırın. Onun için bana göre Müslüman demeyin. Allah'a göre Müslüman deyin. Bana göre kafir demeyin. Allah'a göre kafir mi? Ona bak. لِيَقُولُوا اَهَا اُولَٓئِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا Acaba Allah bizi bırakıp da onlara mı ikramda bulundu diye sorsunlar. Yani fitne, imtihan bu imiş. Acaba Allah bizi bırakıp da onlara mı ikramda bulundu diye sorsunlar. Bu soruyu sorarsa ne olur? Demek ki Allah bizden yüz çeviriyor. Demek ki Allah'a karşı saygıda kusur işledik. Demek ki bir problem var ki Allah nimetini üzerimizden çekti. İşte bunu sormak bile bir lütuf. Bu noktaya gelmek bile bir başarı. Burada min beynina ibaresini zemahşeri min dunina olarak alabileceğimizi söylüyor ki, işte ben de onu esas alarak bizi bırakıp da dedim. Yoksa min beynina bizim aramızdan demektir. Ama min dunina anlamında alırsak, bizi bırakıp da bizim yerimize, bizimle takas ederek anlamına gelir. Ki imanın nasıl deforme olduğu ve bunun toplumsal bir yasa olarak algılanması gerektiği anlatılıyor bu ayette. Yani aslında insanlar tek bir hakikatten, tek bir kökten nasıl bu kadar batıllar türettiler? Bunu anlamak istiyor musunuz? Yani bir peygamberin çocuklarından nasıl bu kadar batıl yol türer? İşte bunu anlamak istiyorsanız buraya bakın. Burada bu işin tabiatı, tarihin yasası dile getiriliyor, denilmek isteniyor. وَاِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا Mesajlarımıza yürekten inanan kimseler sana geldiğinde fekul de ki
Selamun aleykum. Selam olsun size. Tabii ki yürekten inanan, pürüzsüz inanan, Allah'ın inanın dediği gibi inanan. Selamun aleykum. Ne mutlu size de onlara. Selam aynı zamanda barış, esenlik, selamet, huzur, mutluluk, sükun demektir. Ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Rabbiniz rahmeti kendisine prensip edinmiştir. Rabbiniz rahmeti kendisine ilke, prensip edinmiştir. Ennehu men amile minkum su'en bi cehaletin thumme tabe min ba'dihi ve aslaha fe ennehu gafurur rahim. Haberiniz olsun ki sizden biri bilmeden bir kötülük işler ve ardından tevbe edip kendini düzeltirse kesinlikle o çok bağışlayıcıdır. Rahmet menbaıdır. Çünkü o rahmeti kendisine ilke edinmiştir. Rahmeti Allah'ın kendisine prensip edinmesi, müjdesi, aslında insanın yatıp kalkıp bir ömür boyu teşekkür edeceği, şükredeceği, bir ömür boyu sevineceği bir müjdedir. Bu müjde Allah'ın gazabıyla değil, hep rahmetiyle muamele ettiğini gösterir. Bu müjde aynı zamanda Allah'a iman eden, pürüzsüz iman eden insanlara, siz de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Rahmetle muamele edin. Etrafınıza bir yağmur gibi olun. Sadece güllerin üzerine değil, ısırganlara da yağın. Bir güneş gibi olun. Sadece koyunlara, sadece kuzuların üzerine değil, sırtlanların üzerine de doğun demektir bu aslında. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ Böylece biz mesajlarımızı açıklıyoruz ki günaha gömülüp gidenlerin yolu açık seçik ayırt edilebilsin. Son pasajlar, bugün işlediğim pasajlar da dahil. En'am suresinin bütün ilk ayetinden buraya kadar işlediğimiz pasajlar boyunca mucize anlamına gelen ayet formuyla, sözcüğüyle hakikate atıf anlamına gelen ayetlerin aynı olan formuna dikkatinizi çekerim. Burada da zaten o söyleniyor. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ İşte böylece biz ayetlerimizi derinliğine detaylandırıyoruz, açıklıyoruz diyor ayet. Aslında ey bizden mucize isteyenler, ey gönderdiğimiz elçiden mucize bekleyenler, biz size mucize değil, mucizeler verdik. Hem de öyle üstü kapalı değil, açık, net, berrak mucizeler. Siz avucunuza Kur'an biçiminde, ayet biçiminde, söz biçiminde, mesaj biçiminde dökülen bu muhteşem mucizeyi görmeyip de hangi mucizelere dönüyorsunuz, yöneliyorsunuz? İşte mucize bu, eğer farkına varırsanız. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.